Evet, kolay zaten. Biz bunu yarım saatte çözeriz sizinle. Birinci soruyu ne buldunuz? Alalım cevapları. Evet, iki buldunuz. Yapalım şimdi. Zaten birinci soru genelde DGS'de. Birinci soru genelde şu ikisi KPSS, ALES neyse hep böyle tarzda geliyor. Payda eşitleyeceğiz. Çaprazlama yapabilirsiniz. Şu şekilde. Çaprazlama yaparsanız arkadaşlar direkt çıkacak. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9. Topladınız 13. Burası 13 bölü 3 kere 2 6. Şurası 30 26. 26 bölü. Şu ikisini tabii çaprazlama yaptığımız için neyse 30-26 şurası da 24 olur. Madem çaprazlama yaptık. 13 bölü 6 24 bölü 26. Şimdi şurası 4 geldi. Burası 2 geldi. 4'ü 2'ye böldünüz. 2 çıktı. 1. İkinci soru. İşleminin sonucu nedir? Beş nokta birden 0,65'i çıkaracağız. Çıkaralım. Normal çıkarma işlemi yapacağız. Yani buna yapacak bir şey yok. 0,65. Buraya bir sıfır ekledim. Çıkarıyorum. Sıfırdan 65 çıkmaz. Ondan 5 çıktı. 5 kaldı. Burası 0 oldu. Komşuya gittim. Burası 4 oldu. Burası 4,45. Şimdi yukarısı 4,45. Aşağısı 0,89 aşağısı. Dolayısıyla 4,45'i 0,89'a böldüğünüzde 5 geliyor. Evet, ne kadar kolaymış demeyin. Sınavda çıkıyor. Eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor. Soru 3. İşleminin sonucu nedir? Şimdi yukarıyı 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye açtık. 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel 7 faktöriyel diye açtık. Aşağıdaki 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 faktöriyel 7 faktöriyel diye açtık. Bak şimdi ben şöyle yapabilirim. 7 faktöriyeleri komple gönderebilirsiniz. Bura gitti, bura gitti, bura gitti. Ama buraya 1 yazmayı unutma. Bura gitti, bura gitti. Buraya da 1 yazdım. 9 kere 8, 72. Eksi 8, eksi 1. Aşağısı 8 eksi 1. 63 bölü 7. 9. Bu kadar. Bu kadar. Soru 4. AB birer tam sayı. İfadesi tek sayıymış. A kare eksi AB eksi b. Tek sayı. Kesinlikle çift sayı. Evet, teklik ve çiftlik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Genelde siz buralardan soru kaçırıyorsunuz. Dikkat edin. Tek çift meselesi önemli. Nasıl yedi? Nasıl? Niye yedi? Pardon, pardon, pardon. Tabii ya. Ha, sizin kafanız karıştı. Benim de diyorum niye gelmediler diğer soruya. Çünkü aşağısı toplama ben çıkarma yaptım. Gitti soru. Yemin ederim gitti. Ben sınavda bunu 9 yapardım. Tüh. Bir tane gitti. Zaten bir tane yanlış yapıyorum. 1, 2. Geçen sene 2 tane yaptım. Biri bu olur. Tüh, gitti soru ya.
Çıktı da yani hani çıkmasa dersin ki acaba bir yerde yanlışlık mı yaptık? Cevap da çıkınca bilemedim. Evet, soru 4. Hangisi kesinlikle çift? Mesela tek ve çift sayılarla ilgili yapılan şeyler. Bak, A var, D var, E var, C var. Şimdi sınavda bu soru çıksa çok yanlış var yani. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi böyle yanlış mı yapacaksınız? ÖSYM sorar. Bunu sorar. Vardır. Peki. Şimdi bunu nasıl yapalım? A parantezini alsam. A eksi B. Eksi B ifadesi. Tek sayıymış. Şimdi burası tek olsa. Bu arkadaşın çift olması lazım. Burası çift olsa bu arkadaşın tek olması lazım. Doğru mu? Peki. Bakalım. Şimdi A ile B'yi ayrı ayrı yazmak zorundayız. Şimdi B'yi ne kabul ettim? Çift kabul ettim. Eğer B çift olsa buranın tek olması lazım. A'ya tek veririm. Tekten çift çıkar. Tek olur. Tekten çift çıktı. Tek oldu. Doğru. Bu böyle olabilir. B'yi tek kabul etsem buranın çift olması lazım. Buranın çift olabilmesi için A'ya çift verebilirim. Zaten basit. B'yi tek kabul ediyorum yine. Bu sefer A'yı tek veriyorum. Bak tek oldu. Tekten tek çıktı. Çift oldu. Çiftleri çarptım. Çift oldu. Dolayısıyla buranın tek olma ihtimali de var. Yani bu üçüncüyü genelde öğrenciler şu üçüncüyü yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları zaman soru yanlış çıkıyor arkadaşlar. Bak bu üçüncüyü yapmadığınızda şu ikisini de bıraktığınızda bu soru çıkmayacak. Kesinlikle çift sayı. Bunun kesinlikle çift sayı olması mümkün değil. Tekle teki çarparsanız tek olur. Tek, tek, tek. Sonuç tek. İkisinin farkı ne oldu? Gitti. A'ya bir ekledim. A'ya bir ekleyince çift oldu. Burası çift oldu. Gitti. Olur yani. Buraya bir ekleyince olur. Buna bir ekleyince olur. Bu arkadaş olur. Yalnız 3 cevap B. Hatanız da şuradan kaynaklanıyor. Şunu vermezseniz olmaz. Üçünü vereceksiniz. Ya şimdi bu üçü önemli arkadaşlar. Herhangi birini eksik verirseniz bu soru çıkmayacak. Demedi demeyin. O da. Hocam tek çift sayılar yanlış geliyor. Gelir tabii. Peki. Soru 5. MN toplamının en küçük değeri. MN toplamının en küçük değeri. Evet, burayı 35 bölü 100 olarak yazsak, 5'e bölsek 7 bölü 20. Zaten başka yolu yok. M eksi N bölü M 7 bölü 20 olduğuna göre bu arkadaş 20. Bu arkadaş 20. Bu arkadaş 13 olmaktan başka şansı yok. Çünkü 7 bölü 20 aralarında asal sayılar. Dolayısıyla M ile N'nin toplamı 33 olur. Evet, soru 6. X, Y, Z toplamı nedir? Burayı 5x parantezine alsak, Y ile Z'nin toplamı 5 eşittir. Buradan Y ile Z'nin toplamı gördüğüm yere ya da 5x gördüğüm yere o zaman olmaz. Y ile Z gördüğüm yere 3 bölü 5x yazıyorum.
Bak y ile z gördüğüm yere 3 bölü 5x yazıyorum. Getiriyorum yazıyorum. 5x eksi 3 parantezinde y artı z eşittir 0. Karşıya göndereyim ya fark etmez. 5x eşittir 3 parantezinde y artı z. Y artı z gördüğüm yere 3 bölü 5x yazıyorum. 5x eşittir 3 çarpı 3 bölü 5x. İçler dışlardan 25 x kare eşittir 9. X kare eşittir 9 bölü 25. X eşittir kök alırsanız 3 bölü 5 olur. X neymiş? 3 bölü 5. Y artı z ney? 3 bölü 5x. Tamam. O zaman y artı z'yi bulalım. Y artı z eşittir 3 bölü 5x. 5 tane 3 bölü 5. E bunlar zaten gitti. 3'ü 3'e böldüm 1. Y artı z 1. X de 3 bölü 5. O zaman x artı y artı z 1 artı 3 bölü 5'ten 8 bölü 5. Yapmışsınızdır bu soruyu. Yapmışsınız zaten. Çoğunuz yapmış. Peki. Soru 7. Ardışık 5 tek tam sayının çarpımları pozitif, toplamları pozitiftir. Toplamı en az kaçtır? Ardışık 5 tek sayının çarpımı pozitif, toplamı pozitif. O zaman sayı doğrusunu çizersem, burayı sıfır kabul edersem, çünkü büyük sayılar da olabilir, küçük sayılar da olabilir. Sıfır olmayacağına göre bir tanesine eksi bir veririm. Bir tanesine eksi üç veririm. Eksi beş veririm ama çarpımlar negatife döner. O yüzden buradan devam ediyorum. Bir tanesine 3, bir tanesine 1, bir tanesine 5. Bunların çarpımları pozitiftir. Toplamları da pozitiftir. Bakın mantığını anlayın. Çarpımları da pozitif, toplamları da pozitif. Alabileceğimiz en küçük değerler bunlar arkadaşlar. Bu sayıların toplamını soruyor. Eksi 3, eksi 1, artı 1, artı 3, artı 5, cevap 5. Evet. Soru 8. Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı ABC sayısının rakamlarından ikisinin çarpımı diğer rakama eşitse bu sayıya çarpımsal sayı denir. Örnek 284. Sizin en zorlandığınız sorulardan birisi. ÖSYM'nin en çok sevdiği tiplerden. Çarpımsal sayıdır. 3 basamaklı kaç çarpımsal sayı vardır? Hadi bakalım. Yani sizin bunu yapmanız lazım. Bilemiyorum. Size kaç tane vardır? Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir sayının rakamlarından ikisinin çarpımı diğer rakama eşitse bu çarpımsal oluyor. Örnek 284'ü zaten vermişiz de. Yani 2 ile 4'ün çarpımı 8 yapmış. Bu şekilde bir sayı bulmanız lazım. O zaman rakamları sıfırdan farklı doğal sayı rakamlarının ikisinin çarpımı diğer rakama eşitse 111 olabilir, değil mi? Rakamları birbirinden farklı demiyor. İkisinin çarpımı diğerine eşit. 122 de olabilir. 1 ile 2'nin çarpımı 2'dir. 133 olabilir. Değil mi? 144 olabilir. 155 olabilir. 166 olabilir.
Başka. 177 olabilir. 188 olabilir. 199 olabilir. Efendim oğlum. Evet. Evet, başka ne verebiliriz? Şimdi tabi bunlar kendi aralarında yer değişikliği yapıyor. Yani şimdi mesela 122 yazmak isterseniz 122, 221, 212 olarak yani buradan 3 tane geliyor. Öyle değil mi? Bunların yer değişikliği var çünkü. Yani 111 zaten bir tane. Ama 122 yazmak isterseniz 121 olarak da yazabilirim. 221 olarak da yazabilirim. 212 olarak da yazabilirim. Yani 122, 121, 121 olmaz ya. 3 tane buradan. Dördüncü nereden geldi? Ya bu mantığı bir kere kurmak lazım. Yani siz bunu 122 olarak, 212 olarak, 221 olarak bakın 3 tane değişiklik yazabiliyorsunuz. Yani evet ifade o ama siz bunun her birini 3 tane yapabiliyorsunuz. Bakın bundan 3 tane. 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 Sınavda sizin zamanınızı yiyecek bir soru. Yani ÖSYM sen bu soruya 10 dakika harca demiş. Ben olsam yapmam. Bak sınavda ben bu soruyu yapmazdım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü çok zamanımı yer. Anlarsın yani. Çok zamanını yiyorsa bırakacaksın o soruyu. Sona bırakın. Yaparsanız zaten yapıyorsunuz. Yani önemli değil nerede olduğu sorunun. Zamanınızı yiyorsa bırakıyorsunuz. Şimdi bak bu bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 tane zaten burada var arkadaşlar. Başka? 284 sayısı zaten örnek olarak duruyor orada. 284. 284'ten 6 tane oluşturabilirsiniz. 124 demiş. 124'ten de 6 tane oluşturabilirim. Başka? 43 oldu şu an. 132 olmaz. 132 olmaz. 236 olabilir, değil mi? 236 olabilir. Bir kere 3, 6 çünkü. Buradan da 6 tane yaparım. Evet, şu an 43 oldu. 242. Doğru. Demek ki çok var. Belki biz bir yerde hata yaptık. Yani belki 43'ten fazla var. 124 nasıl oluyor? He. 124 nasıl oluyor? Derya, anlat bize. Vuracağım seni. Ben siz söylediniz diye yazıyorum ya. Bir dur. Kim demişti orada? 242. 242. Bundan 3 tane var. Bunlar 248 zaten var arkadaşlar. Bak 284 ile 248 aynı. 393. Bundan da 3 tane var. 2 tanesi aynı, üçüncüsü farklı olacak yani hani mesela. Şimdi bu şekilde düşünmeniz lazım. Görüşürüz Gökhan. Şu an kaç tane oldu? 12 tane burada var. 25 tane burada var. 37. Sanıyorum bir altılık bir şey daha olması lazım. 2 kere 3 6. 263. 236 gibi düşünün. Buradan 6 tane daha var. Bak, şimdi dedim ya ben bu soruyu yapmazdım. Onu söyleyeyim. Ben şimdi soruyu sorduk yani sınav modeli ÖSYM soruyor çünkü. Sizin zamanınızı yesin diye soruyor. Ona göre yapacaksınız. 25 tane burada var. Buradan baktığınızda 18 tane de burada var. 43. Cevap. Belki daha da var bilmiyorum. Bakmak lazım ama yok herhalde yani bu kadar.
Ya oradaki sayıyı veriyor diye değil. Yani o şekilde de oluşturulabilir. Ama o olursa belki biraz daha kolaya döner. Rakamları 3 basamaklı herhangi bir rakamlarının ikisinin çarpımı diğer rakama eşitse yani. Nerede olduğu önemli değil. Önemli olan şu ikisinin çarpımı, ortayı vermek zorunda değil. Yani bununla işte ortayı vermiş gibi ama tam ortayı vermek zorunda değil. 2 kere 3 6 ortaya da koyabilirsiniz. Neyse. Evet, 43 tane arkadaşlar. Dediğim gibi o soru yapılacak bir soru değil. Bir tane her sınavda böyle bir soru var arkadaşlar. Sınavda dikkat edin. İşleminin sonucu nedir? Bunları yapın ya. Ne uğraşıyorsunuz, kaç tane vardı? Onunla uğraşılmaz. Aşağıyı ve yukarıyı 10 üzeri 4 ile çarpardım ben. 10 üzeri 4 ile çarparım. Çarptığım zaman 2 tane 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri 4. 7 tane 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri 4. 3 tane 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 4. Şimdi bak, bunlar zaten gidiyor. Burası 2 tane 10'un karesi artı 7 bölü. Aşağısı da 3 çarpı 10 geliyor. 30. Yani 207 bölü 30 geliyor arkadaşlar. Bunu da böldüğünüzde 6,9 geliyor. Soru 10. AB ansiklopedi, biyografi ve roman kitaplarını okuyan bir öğrencinin her bir kitaptaki bir sayfayı bitirme süresi ve okuduğu kelime sayısı. Bitirme süresi, okuduğu kelime sayısı. Okuma hız sıralaması. Okuma hız sıralaması. Yani burada bir saniyede, o şekilde düşünebilirsiniz. Bir saniyede ne kadar okuyor? Bunu buna böldüğünüz zaman zaten 2,4 bu direkt çıkıyor. En basiti bu yani. Bunu buna bölmeyelim de bunu buna bölsek bu arkadaş da bir saniyede 3,1 gibi bir şey çıkıyor. Yaklaşık olarak, hani çok şey değil, yaklaşık olarak bulsak yeter. Burası ne çıkıyor? Bir saniyede 110'u 45'e bölmek lazım. 5'e bölsek 22. 22'yi 9'a bölmek lazım. 2,50 40 var. 2,4. Evet, bu birbirine çok yakın. 2,44 mü? 2,44. Evet, birbirine çok yakın. Dolayısıyla bunu mecbur böleceksiniz. 2,44. Bu da 2,40 oluyor arkadaşlar. Tamam. Bölünce anlarsınız. Yani bu arkadaş bir saniyede 2,40 kelime okuyor. Bu 2,44 okuyor. Bu 3,1 okuyor. Okuma hız sıralaması en hızlı romanı okuyormuş. Sonra biyografi okuyormuş. Sonra ansiklopedi okuyormuş. RBA. Evet. Geçiyorum. Soru 11. ABC birer tam sayı. İfadesi tek sayıya eşittir. Biz çok severiz tekleri, çiftleri. Haberiniz olsun. Demedi demeyin. Tek olabilmesi için burası tek, burası tek olmak zorunda. ABC ayrı ayrı yazalım. B'yi tek kabul ediyorum. B tekse A eksi C'nin tek olması lazım. O zaman bu tekse bu çift olur. Bu çiftse bu tek olur arkadaşlar. Bu şekilde ayrı ayrı yazıyoruz, tamam. Yine ayrı. B, C, B, E. Yani herkes farklı bir şey bulmuş. En son sizi vuracağım. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Bu tek çift sayılara iyi çalışın bak. Haberiniz olsun. Şimdi bu şekilde tek tek vereceksiniz. A'dan. A tek ya da çift. Şimdi tek ya da çift olduğu için biraz işin rengi değişiyor. Şimdi ben olsam direkt yalnız 2'yi alırdım. Kurtulurum. Olur biter. Çünkü niye? A tek çıkaracağım. Tekten bir şey çıkaracağım. Ya tekten ne çıkaracağım? Tekten bakıyorum, tekle çiftin çarpımı.
Çift oldu. Burası tek oldu. Çiftten teki çıkardım. Tek oldu. Aslında olur. Bu oluyormuş. Olmadı. Evet, B'ye bakıyorum. Tekten çifti çıkardım. Tekten çifti çıkardım. Bu da tek geliyor. Buradan bakıyorum C'ye, çiftten teki çıkardım. Tekten çifti çıkardım. Bence bu da oldu. Üçü de oluyor. İlginç. ÖSYM'de de bazen üçünü sordu olmuş. Üçü de oluyor burada. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Gönül isterdi bir tanesi olsun ama üçü de olabiliyormuş. Evet, soru 12. Her bir asal çarpanı ile asal çarpanların kuvvetlerinin toplamı. İşte şimdi geldiniz soruya. Her bir asal çarpanı ile asal çarpanlarının kuvvetlerinin toplamı. Birbirine eşit olan sayılar eşitsel sayı. 12 eşitsel bir sayıdır. Çünkü asal çarpanları ve asal çarpanlarının kuvvetlerinin toplamı. Yani şu ikisinin toplamı şunların toplamları eşitmiş. Bak, bu da ayrı bir şey. İşte şunların toplamları birbirine eşitmiş. Bu da eşitsel sayı oluyormuş. İki basamaklı en büyük eşitsel sayının rakamlarının toplamı. Yani bu şekilde bir şey bulacaksınız. İki basamaklı en büyük eşitsel sayı. Ne olsun mesela en büyük eşitsel sayımız? Yani A üzeri B, C üzeri D şeklinde olacak, toplamları birbirine eşit olmak zorunda. ...72 demiş. Yani 3'ün ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti. He, olur. Zaten başka türlü olur mu? Başka bir şey gelmiyor. 80'i nasıl bulalım? 16 demiştin. 2'nin dördüncü kuvveti, 5'in birinci kuvveti. Bak, demiş ki 80 de olur demiş. Vay. Şimdi 80'i bulalım. Şimdi bu 72. 80. 2'nin dördüncü kuvveti, 5'in birinci kuvveti. 80. Bu da oluyor. Evet, 9 diyenler gitti. 80 de oluyor. Bunun bir mantığı yok arkadaşlar. Deneyeceksiniz. Başka yolu yok. İki basamaklı vermemizin nedeni o çünkü. Evet, 12'yi nasıl buldun Semih? Başka var mı arkadaşlar? 2'nin 3'ün yani 90'ı verebilecek şekilde bir şey yapsak. Ama orada 3 ve 5 var. 90'ı veremeyiz. 7'nin karesi şeklinde olmaz. Hani desen 96, 32'ye 5 desen olmaz. 32'ye 3. Mecbur 80'i vereceğiz arkadaşlar. Daha başka bir şey yok. Cevap 8. Evet. Yani 72 olurmuş ama 80 de oluyor. O yüzden. Son 4 soru. MN doğal sayılar. M-1N. M-1N artı 1. MN sayıları. Ardışık çift sayılar. Ardışık çift sayılar. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Yani neyi dağıtırsan M çarpı N eksi N, öbürü de bu kalsın. Yani bunu tam bilmiyoruz. Çünkü o biraz uzun bir şey. N artı 1 şimdilik dursun. M çarpı ne? Bak, M çarpı ne? Şimdi ardışık çift sayılarsa buradan buraya 2 ekleyeceğiniz, buradan buraya 2 ekleyeceğiniz, bunlar birbirine eşit olması lazım. Dolayısıyla buradan buraya 4 eklemek lazım. Yani mantık olarak M çarpı ne eksi ne, 4 eklediğimizde M çarpı N'ye eşit olması lazım. E bunlar gitti da. O zaman n'i buradan 4 alıyoruz. N buradan 4'müş.
M buradan 4 ise yerine yazalım o zaman. M çarpı N olduğu için bakın M çarpı N eksi N yani 4M eksi 4 bak 4M eksi 4 öbür elemanda N'i 4 aldığımız için 4 bir daha 5 5 tane M eksi 1 yani 5M eksi 5 bu da böyle tamam M çıktı zaten buradan bu da 4 M yaptı. Buradan buraya 4M yaptı. O zaman buraya 2 ekleyince buna eşit olmak zorunda. Ekleyelim. 4M eksi 2 eksi 4 artı 2 4M eksi 4 artı 2 5M eksi 5. Bunu buraya attınız. 5 M, burası M oldu. Burası eksi 2 oldu. M de 3 oldu. M de 3 oldu. N 4 oldu. O zaman mantık olarak sayılar oluşturalım. M'den 1 çıktı 2. 4 geri 2 8. Yani sayılar 8. 10. Burası 12. 8, 10, 12'ymiş arkadaşlar sayılar. Sayılar 30. ÖSYM sever. Haberiniz olsun. ÖSYM bu soruları seviyor. Bakabilirsiniz. Ardışık sayılar. Evet soru 14. Faktöriyel. Seversiniz faktöriyeli. Bunu basit halden yapalım direkt. 6 faktöriyel ortak parantezini alırsanız 7 artı 1 yapar. Burası da 4 faktöriyel. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. Tamam. Dolayısıyla 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olarak burası 8. Aşağısı 4 faktöriyel çarpı 6 çarpı 2 olarak yazalım. Ya bunlar zaten gitti. 6'lar zaten gitti. 8 kere 5 40. 2'ye böldünüz. 20. Faktöriyel seversiniz çünkü. Evet. Son 2 arkadaşlar. Şimdi x, y, z birer doğal sayı. X artı y, x artı y, z ifadesi çift. X, y, x, z ifadesi tek olduğu biliniyor. Tek çift. Valla meşhurdur bizim tek çift soruları ona göre. Şimdi bu ifade çiftmiş. Bu ifade çiftse bu ifade tek. Bakıyoruz aynı ifadeler. Şimdi bunlar ortak değil mi? Şimdi o zaman bu x ile y eğer çift olsa çarpım tek olmaz. Yani mantık olarak anlayabilirsin. Demek ki buralar tek. Ya bunu anlamak zorundasın. Çünkü bu çift olsa bu arkadaş tek olmaz. O zaman demek ki x ile y'nin toplamı buradan kesinlikle tek. Bunu anlamak zorundasın. Bu arkadaş tekse bu arkadaş tek. O zaman z kesinlikle tek. Tamam. X ile y'nin toplamı tek. Ya şimdi bu tek. Dolayısıyla burası tek. Z tek olmaz. Z çift olur. Bir dakika. Şimdi şuradan bir daha yapalım. Çünkü yanlış oldu. Evet. Şimdi şu arkadaş tek, bu arkadaş tek. Yani bu tek oluyor, bu mecbur tek oluyor, burası tek oluyor, burası çift oluyor. O zaman x artı y tek olur, z çift olur. Tamam. Buradan anlayalım. Şimdi x artı z tekmiş. X artı z madem tekmiş, z çiftse x buradan tek. Bak x'i tek bulduk. Y buradan çift bulduk. Buradan anlayabiliyoruz. Z'yi buradan çift bulduk. Tamam. Buna göre soruları çözeceğiz arkadaşlar. Şu üçüne göre. Hangileri çifttir? X, Y, Z'nin toplamı tektir. X ile çarpımı, Y ile Z'nin farkı bu çift olur. Bunların üçünün çarpımı çift olur. Cevap 2, 3. Evet, son soru arkadaşlar. MNK pozitif tam sayılar için m kare eksi n kare m kare eksi k kare. Şimdi burası şurayı zaten iki kare farkıyla m eksi n m artı n 13 vermiş. Zaten burası 1 burası 13 olmak zorunda. M artı n 13 m eksi n 1 alt alta toplayınca bunlar zaten gidiyor arkadaşlar. Tamam.
2 tane M 14. M'yi zaten 7 buldum. M zaten 7. N'i buradan 6 buldum. M buradan 6. Getirip M'ye yazdım 7. 7'nin karesi 49. Eksi K kare 24. K'yı da buradan 5 buldum. M buradan 7. 6, 13, 18. Bunların toplamı. Evet. Yani ne kadar sürdü? Aşağı yukarı yarım saat falan sürdü. Şimdi sınav modeli KDS arkadaşlar. KDS çok bizde. Siz yeter ki her hafta mutlaka KDS'lerinizi yapın. Soru çok.